Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün size korona, testosteron, sertleşme bozukluğu ve kısırlıkla ilgili kısa video sunumumuz olacak. Bilindiği üzere korona pandemisi yaklaşık bir seneden beri tüm dünyada ve ülkemizde ciddi derecede sıkıntı oluşturmakta. Oluşturduğu diğer sıkıntılardan birisi de sertleşme bozukluğu diyebiliriz. Gerçekten de pandeminin ilk başladığı dönemde korona geçirdikten sonra sertleşme bozukluğu nedeniyle klinize başvuran hastalar oluyordu. O dönemde bunun münferit olduğunu, ağır bir hastalık geçiren bir hastada bunun olabileceğini düşünüyordum ama ilerleyen dönemde yapılan çalışmalarla baktığımız zaman korona enfeksiyonu geçiren hastaların sertleşme bozukluğu riski 6 katta arttığı tespit edilmiş. Ve hali hazırda sertleşme bozukluğu olan hastalarda koronaya yakalanma riskinin de 6 kat daha fazla olduğu tespit edilmiş. Çok enteresan bir durum. Korona ile sertleşme bozukluğunun altta yatan mekanizması aslında birbirine benziyor. İkisi de damar endotelinin hasara uğramasıyla ya da hasar yaratmasıyla meydana geliyor bu durum. Aynı zamanda korona geçiren hastalarda testosteronda anlamlı bir düşme de tespit edilmiş. Tabi sertleşme bozukluğu buna da bağlı olabilir. Korona ile ilgili yapılan gene diğer çalışmalarda korona pnömonisi yani korona zatürresi nedeniyle yoğun bakımda yatmakta olan hastalarda testosteron düşük olan hastaların hastalığın seyrinin daha kötü ve daha ölümcül seyrettiği tespit edilmiş. Ve testosteron eksikliği nedeniyle testosteron tedavisi alan hastalarda korona yakalanma ihtimalinin normal popülasyonla aynı olduğu tespit edilmiş. Bir şekilde korona ile sertleşme bozukluğunun bir ilişkisi var. Bu konuyla ilgili son 6 ayda birçok yayın çıktı. Hem testosteron ve korona üzerine hem korona ve sertleşme üzerine. Korona ile ilgili durum bu şekilde. Aynı zamanda korona aslında ateşli bir hastalık. Ateşli seyrediyor ve testosteronu düşürdüğü için tabii sperm kalitesinde, sperm parametrelerinde bir bozulma bekliyoruz. Bunun da tabii mutlaka kısırlığa, erkek kısırlığına bir katkısı oluyor diye düşünüyorum. Peki ne yapmak lazım? Mesafeye, hijyene, maskeyi yukarı kaldırmaya ihtiyacımız var. Aşılanmanın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.